ortada Papa'nın bu sahip olduğu kudrete itiraz edebilecek kimse yok. Sonra yavaş yavaş Avrupa'da devletler meydana gelmeye başladı. İşte Karolingler, efendim Şarlman, okuma yazma bilmiyor zavallı, biliyorsun. Evet. Kilise ona şey sağladı. Politikacı, yaman adam. Kendisine bunu sağladı. Sağlayınca o da ona... Ona, karşılıklı. Karşılıklı. Sen beni kaşı, ben de seni kaşıyım. İkisi birbirine karşıdılar. Lan Frotlan. Ha. 11. yüzyılda, 12. yüzyılda gelişmeleri biliyorsun. Sonra yani bizzat kilisenin veya din adamlarının kendi içinden kilisenin, özellikle Katolik kilisesinin sahip olduğu veya gasp ettiği veya eline geçirdiği bu güce karşı yine prensip olarak bizzat Hristiyanlığın, başlangıçtaki Hristiyanlığın kendisine hareketle itirazlar olmaya başladı. Yahu Martin Luther'in itirazları oldu. O ondan evvel de başkaları, Jean Hus, ondan sonra bilmem John bilmem kim ortaya çıktı. Yani kilisenin bu durumu tarihi şartların meydana getirdiği, Avrupa coğrafyasının, Avrupa tarihinin meydana getirdiği bir durum sonucunda ortaya çıktı. Kilisenin dünyanın en eski kurumu. Siyasi kurum. Şimdi peki kilise siyasi bir kurum mu? Yani siyasi kurum derken şöyle. Tabii ki kilise nüfuzlu, tabii ki kilise şeylerini, müritlerini veya inananlarını muhafazakar partilere oy verme yönünde. Amerika'da bayağı siyasi bir kurum baktığınız zaman. Gayet, Amerika'da olabilir, yani başka yerlerde de olabilir. Ama kilisenin şu anda... Biraz evvel söylediğim o değil, tarihte yok, öyle bir şey yok. Herhangi bir nüfuz var mı? Yok öyle bir şey. Okullar üzerinde nüfuz var mı? Kendi okulları kendi var. Okulları var. O ayrı. Öğretim üzerinde bir nüfuzu var mı? Hayır. Anlatabildim mi? Yok. Ama gelelim Türkiye'ye. Müslüman ülke. Evet. Kilise yok. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bak neler yapmaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Devletle birlikte, devletle el ele... Aynı o başlangıçta kilise devlet ilişkisinde olduğu gibi ama, birbirini kaşıyor. Ama Allah'tan Türkiye'de olayının da gösterdiği gibi, Fethullah olayının da gösterdiği gibi, ya bu 5000 yıllık bir devlet bu. Orta Doğu Devleti'nden bahsediyorum, ondan sonradan bahsetmiyorum. Bu devlet, anasının gözü bir devlet. Orta Doğu Devleti'nden bahsediyorum. Hiç şimdiye kadar bir dini grubun Avrupa'da mesela şeyin eline geçirdiği gibi Kalvencilerin, Savonarola'nın Püritenlerin Fransa'da Püritenlerin eline imkan geçirip de yönetimlerini kurdukları gibi bir de, kurabilmiş midir? Hayır. Asla olmamış. Çetin Altan rahmetli derdi ya kaç tane şeyin Şeyh-i İslam'ın kafası kesilmiş. Öyle değil mi? Hayır. Yani Türkiye'de ve Orta Doğu'da durum başka. Orta Doğu'da devlet önemli. Devletin refleksleri önemli. Devletin refleksleri önemli olması... Ben kendi fikrimi söylüyorum. İyi mi? İyi. Yani Fethullah yerine devleti tercih ederim. Devlet yerine daha iyi bir devleti tercih ederim. Yani olmadı. Yani Osmanlı tarihinde var mı bunun karşılığı? Yok. Yani devletin... Bütün Osmanlı tarihi tarikatlara mücadele geçmiş. Biri güçlenince kafasını koparmış. Çok güzel. Sadece tarikatlar ne? Yani başka bir yerde de yok. Yani kilisenin benzeri bir grup olmadığı için, kilisenin benzeri hem tarihsel olarak güçlü, hem meşruiyeti olan, hem ağırlığı olan, belki en fazla gene İran. En fazla İran. Mollalar. Evet. Yani kiliseye benzeyen. Benzeyen. Kiliseye benzeyen. İşte nitekim de ihtilal yaptılar. Yani belki de işte o Fethullah'ın yapmaya çalıştığı Türkiye'de de oradaki ihtilale benzer bir ihtilal yapmaktı. Beceremedi. Yapamazsın. Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Hani diğer İslam ülkelerinde var mı? Yani tarikatların veya dini grupların veya mezheplerin veya şunların bunların devlete nüfuz etmesi, devletin onları desteklemesi, yardımda bulunması bunların hepsi devletin kendi çıkarları için. Devlet adamlarının, siyasetçilerin kendi çıkarları için onlara attıkları bir deyim yerindeyse ekmek. Ama onlar da aptal değil, biliyorlar. Yani nereye kadar sınırlarının olacağını biliyor. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yarın sabahleyin Türkiye'de hükümet değişsin.
Yerine başka bir hükümet gelsin. Diyanet İşleri Başkanı bugün yaptıklarını yapabilecek mi? Gelen hükümete bağlı. Daha beter de yapabilir, hiçbir şey yapmayabilir. Ama işte ama benim sorumu cevabı verdin. Evet. Bak ne dedin? Hükümete bağlı. Bağlı. Aynen öyle. İşte şimdi kilisenin öyle bir şeyi yok. Kilise bir defa önce bağımsızdı. Sonra 1000 sene hükmetti. Sonra devletle kavga etti. Milli devletle kavga etti. Ulus devletle kavga etti. Şeyle kavga etti. Burjuvazi'yle kavga etti. Burjuvazi'yle çekildi sınırlarına ama hala bağımsız. Unutma, hala bağımsız. Evet.